Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen KOBİ'ler için 450 dolarlık bir finansman desteği vereceğini açıklamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, destek ödemesinin işletmelerin hesaplarına aktarılmaya başladığını bildirdi. Dünya Bankası ve COSGAP işbirliğiyle yürütülen desteğe 11 ilden başvuru yapıldı. Başvurusu onaylanan 2800 işletmeye 925 milyonluk finansman aktarımı sağlandı. Ticaret Bakanı geçtiğimiz günlerde ihracata geliştirilmişti. Merkezine bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Bolat, İGE'nin ihracatçıların finansmana erişim sürecinde büyük bir fark ortaya koyduğunu, kuruma yapılan 15 bin kefalet başvurusundan 12.340 başvurunun onaylandığını, onaylanan başvuru kapsamında da ihracatçıların yaklaşık 63.2 milyar lira tutarındaki kredisi için 53.4 milyar lira değerinde kefalet sağlandığını aktardı. Bazı alıcı ocakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında başvurular 3 Temmuz'da sona ermişti. Borç yapılandırmasıyla SGK'ya sigorta primleri, idari para cezaları, genel sağlık sigortası borçlarının da aralarında olduğu kalemler için 1 milyon 700 binin üzerinde kişi başvuru yaptı. Kuruma toplam 166.7 milyar lira alacak borç için yapılandırma yapılarak 25 milyar liralık bölüm Ekim ayı itibarıyla tahsil edildi. Herkesin zorunlu veya isteyerek kullandığı kredi kartlarında para puanlar birikiyor ama çoğu kişi bu puanları fark edemeden ya siliniyor ya da vakti geçiyor. Buna bir örnek Zonguldak'tan geldi. Vatandaş kredi kartındaki para puanının banka kartına ödenmemesi adına bankayla iletişime geçiyor fakat sonuç alamıyor. Bunun üzerine vatandaş kamu denetçiliği kurumuna başvuruyor. Banka hakkında inceleme başlatan kurum hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartı üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi. Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla bu yıl 5 ayda 11 bine yakın aracı teslim etti. Markanın gelecek planlarında Türkiye'de fabrika kuracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Tesla'nın Türkiye'de fabrika kurma planının olmadığını aktardı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.